Evet, arkadaşlar. Şimdi aramıza yine Balkanlarda beraber seyahat ettiğimiz Rumeli TV ve Balkan TV program yapımcısı, küçük kardeşimiz ve kameraman Leonard geldi. Hoş geldin, sefa geldin. Şimdi basının önemi tabii çok önemli. Yaptığımız çalışmaların bizim dışımızdaki, yani şu gün şuraya gelen 50 tane insan var ama bu 50 insanın dışındakilere gidebilmesi için hep diyoruz ya, derneğimiz adına da sosyal medya hesaplarımızı aktif kullanmamız gerekiyor. Yapılan güzelliklerin, yapılan çalışmaların beğeni, paylaşım, yorum aracılığıyla da üçüncü şahıslara, dördüncü şahıslara ulaşması gerekiyor ki bu güzellikler büyüsün ya da kişisellikten ya da şu dar kalıptan kurtulmaya vesile olsun. Basın da bu işin en büyük ayağı. Yani buradaki yayınlanan program mesela bütün buradaki küçük çekmeceden 30-35'e yakın insan kitlesiyle girdi oraya. 10'a yakın dernek başkanı, belediye personelleri, meclis üyeleri vardı. Rumeli Derneği'nden daha yoğun bir katılım vardı programın ev sahibi olarak. Bu kadar insanın Rumeli TV'de en az 4-5 defa yayınlanması oldu. 2 tane, 3 tane maydari programları oldu. Bunları izleyenler hep bu yapılan faaliyetin güzelliklerine, iftar organizasyonunun güzelliklerine, orada Ebat Fatihan, memleketimizde Balkanlardan Osmanlı çekilirken neler bırakmışız, neler kalmış orada, bunların hepsine şahitlik etmeye vesile oluyor bunlar. Haberdar oluyor. Hani bazen Aksu TV'yi açtığımız zaman da biz kendi yöremizin kanal olarak ne yapıyoruz? Ya memlekette ne olmuş, ne bitmiş diye bir bakıyoruz. Yani benim haberim olmasın, benim işim olmasın, ben sosyal medya kullanmıyorum değil. Gerçekten bu işin önemi. Hani öğrenci arkadaşlarımıza da biz burada özellikle burs müracaat safhasında belirttiğimiz hususlarda bir tanesi neydi? İstanbul'da okuyan arkadaşlarımızın mutlaka programlarımıza iştirak etmesini istiyoruz. Niye? İştirak edildiği zaman burada yapılanlar birebir canlı görmek daha farklı arkadaşlar. Yani şu an öyle değil. Hani gelip burada bir oturmak, bir bardak çay içmek, bir buradaki havayı solumakla şifahi olarak anlatılan ya da resimler üzerinden yorum yaparak görülen şey başka bir şey. Yani buradaki o birkaç saat burada geçirdiğiniz zaman bugün dediğim gibi ayrı, hani sizler gibi değerli misafirlerimiz var. Bunun dışında da İstanbul'da bu yıl içerisinde 52 öğrenciye burs veriyoruz. İstanbul'da okuyan öğrencilerimiz de aramızda bu ay programda. Biz onlara da aynı taraftan ekliyoruz ya, bizim sizler buradaki faaliyetin güzelliğini diğer arkadaşlarımıza aktara gitmeniz lazım. Şimdi Süleyman Hocam Allah razı olsun çok kıymetli bir hizmet ifa ediyor. Bunu yaparken gönüllülük esasıyla bu işi yapıyor. Kendi hayatını bu hadiselere vakfetmiş. Ama artık şu anda sosyal medya öyle bir şekilde hayatımıza giriftar olmuş ki herkes birbirini onun aracılığıyla yayıyor. Öyle olmuyor. Kimisi Facebook üzerinde. Artık Facebook diyorlar demode oldu Twitter üzerinde. Twitter demode oldu Instagram. O bir şey daha vardı. Neydi? YouTube. YouTube artık hani biliyorum kanalda. Bir de Snapchat, bir şeyler mi var? Ne vardı? Talebeler daha iyi biliyor. Ne var işte. Biz bile yetişemiyoruz. Yetiştiğimiz bizim 3 tane kanalımız var şimdilik. Yani Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da Avşinler faaliyetleri yayınlanıyor. Şimdi biz de bunların analizlerini yapıyoruz arkadaşlar. Hani geçen ayda yine bu tarzda bir durum olmuştu. Bazı arkadaşların burslarında küçük eksilmeler oldu. Sebebi de bunlar. Yani dernek faaliyetlerine aktif bir iştirakimiz yok ise, bunun yayılması, çoğalması, derneğe bir katkım olması adına bir çalışmamız yok ise de, ya burada zaten hani bizim bir ticari işletmemiz yok, iktisadi bir işletmemiz yok. Burada ayrılan bir bütçe yok. Gönüllülük esasına dayanan yönetim kurulundan ya da dışarıdaki hayırsever birkaç tane vatandaşımızın desteğiyle bu işler yürüyor. Buradaki maksat da sizlere sahip çıkmak adına yapılan çalışma zaten. Hani küçük ikramlarımızın olması, bu tarzda bir çayla, muhabbetle birlikte samimane sizlerin derdiyle dertlenebilmemiz için de sizden istenen aslında çok basit bir çalışma. Yani derneğin en azından bu sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmalara katkı sunmak, faaliyetlerine iştirak edip, şimdi buraya gelen arkadaşların bir kaybı var mı mesela, ben merak ediyorum. Var mı Ömer? Yok paşam. Hep bunlar gönüllülük esasıyla bir ücrete dayalı yapılmadığından dolayı sahiplenmek lazım.
Yani burası benim derneğim diyen insanlar lazım. Hepinizden de beklentimiz bu. Burası ne Ahmet Ardaş'ın, ne Süleyman Malkoç'un, ne Eyüp Sabri Atay'ın derneği. Burası herkesin derneği. Ben Afşinliyim diyen herkes, ben Kahramanmaraşlıyım diyen herkes. Biz artık hep ne diyoruz? Büyükşehir mantığıyla bakıyoruz buralara. Ben Kahramanmaraşlıyım diyen kim varsa buraya gelebilir. Onun dışında ben kahramanlık noktasında bu faaliyetleri onaylıyorum diyen Kastamonularımızda, Rumeli kökenlerimizde, Urfalı arkadaşlarımızda kapımız açık, program günleri gelip istifade edebilirler. O yüzden katılımı ben çok önemsiyorum. Katılan herkese de, ailece katılan herkese de, çocuklarını alıp da ben derneğe gidiyorum diye buraya sahiplenmiş, benimsemiş, ailesini bile buraya getirecek kadar buraya güvenen insanlara can gönülden, şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Faaliyetlerimizin artarak devam etmesi sizlerin bu çalışma ve gayretleriniz olacak inşallah. Yeni dönemde de gün programımız devam ediyor. Bunu biraz daha tavana yaymak, biraz daha katkıyı yükseltmek, biraz daha maliyetleri azaltmak adına da belli bir limit ayarlaması yapıldı. Burada aslında birçok alt kesimi de değerlendirerek iş yapıyoruz. Yani beraber olabilmemizin, bir araya gelebilmemizin de bir araçlarından bir tanesi olan gün programımızda ne yapalım dedik? Artık rakamı biraz daha yükseltelim. Çekiliş yaptığımızda gün alan kişinin biraz daha ikramları noktaya gelsin. Kıymet arz etsin. Bunun dışında da giderler noktasında da daha aşağıya inelim. Yani bir sonraki dönemde ikram hazırlama noktasında kurumlara zaten biz hep destek olmaya gayret ediyoruz. İmkan nispetinde, güç nispetinde ne yapılacaksa beraberce yapmaya çalışıyoruz inşallah. Sözü bu noktadan toparlama adına böyle bir bitirmiş olalım. İnşallah kıymetli hocama ben mikrofonu devrediyorum. Bu arada kardeşlerimiz de çekim yapıyorlar. Hem de bizim kanalımızdan, Afşinliler'den canlı yayınlanıyor programımız. Sükunet içerisinde inşallah programı dinleyip istifadeye vesile olsun diyorum. Katıldığınız için canı gönülden teşekkür ediyorum. Süleyman Malkoç hocama mikrofonu arz ediyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Muhterem hazirun. İnşallah önümüzdeki günlerde Regaib gecesini ve 3 ayları idrak edeceğiz. Bugün ben 3 aylar ve Regaib hakkında ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, Zevşenül Kebir'den, Hulasatül Hulasa nev'inden, yani böyle özetin özeti nev'inden birkaç dakikanızı istirham edeceğim. Çünkü ayet-i kerime okunurken Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve izâ kulel Kur'ânu festemi'û leh. Kur'an okunurken Kur'an'ı sükûnetle dinleyin ta ki umulur ki Allah size merhamet etsin. Evet değerli kardeşlerim, duanın müstecab olduğu, icabete mukarin olduğu, kabule en yakın olduğu zamanlar vardır, mekanlar vardır. Mesela Mekke-i Mükerreme'de, Kabe'de, Mina'da, Müzdelife'de yapılan dualar müstecaptır. Cenab-ı Hak o dualara icabet eder. Cenab-ı Hak hususi kullarından, yani mekan, insan ve zaman faktörü, hususi zamanlarda, mesela Regaib gecesinde, Leyle-i Kadir'de, Miraç gecesinde, Leyle-i Berat'ta ve Şuhur-u Selase'de, 3 aylarda, hususan Ramazan'da ve hususan Kadir gecesinde yapılan dualar, yani rahmet-i ilahiyeden umulur, ümit edilir ki kabule karindir, müstecaptır. Onun için dua mevsimi geliyor. Bu dua mevsimi ise 3 aylar dediğimiz Şuhur-u Selase. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu aylara girerken şöyle dua ederdi. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban
ve belligna Ramazan. Ya Rabbi, bizi Recep ve Şaban'a ulaştır, idrak ettir. Bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl. Ramazan-ı Şerife de bizi nasip eyle diye bu üç aylarda dua ederdi. Sürekli böyle. Değerli kardeşlerim, peki Regaib gecesi nedir? Regaib, rağbet kelimesini bilmeyeniniz var mı? Ya şu mal çok rağbet görüyor. Şu mala, şu şeye, şu telefona, şu markaya, şu masaya, şu elbiseye çok rağbet ediliyor. Şu okula çok rağbet ediliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin işte mekatronik mühendisliğine rağbet ediliyor. İTÜ'nün şu mühendisliğine rağbet ediliyor diye böyle rağbet kelimesini bilmeyen yok. Bu hafta pazarda şu meyveye rağbet vardı de. Rağbet özlemek, istemek, heveslenmek, talep etmek demektir. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de murakıptır. Rağbet ettirendir. Cenab-ı Hak merhubtur. Cevşenül Kebir'de Cenab-ı Hak kendi Cebrail Aleyhisselam'ın duasıyla bir esması Cenab-ı Hakk'ın merhubtur. Allah özlenendir. Allah istenendir. Allah cemildir. Herkes Allah'ı ister, Allah'ı arar. Ya Rabbi senin bahtına düştüm. Ey bu yerlerin hakimi, sana dehalet ediyorum, seni istiyorum, seni arıyorum diye ne yapmış? Enbiya ve evliya dualarında Allah'a rağbet etmişler. Demek ki rağbet edilecek en başta Cenab-ı Hak'tır. Yani mergup Allah'tır. Murakıp o da Celle Celaluh'tür, Allah'tır. Cenab-ı Hakk'ın esması. Allah rağbet ettiriyor. Bakınız. Kur'an'ı bize sevdiriyor. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye ekvem. Şu Kur'an sizi hidayete götürecek yegane kitaptır. Bak Kur'an'ı bize sevdiriyor. Lillezine amenu hüden ve şifaun. Bu Kur'an sizin için şifa kaynağıdır. Maddi ve manevi yaralarınıza deva ve şifa kaynağıdır diye bizi Cenab-ı Hak kelamı olan Kur'an'a ne yapıyor? Rağbet ettiriyor. Sonradan bizi bir zata rağbet ettiriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Şu Resulullah da sizin alacağınız çok güzel örnekler var. Resulünü bize sevdiriyor. Benim peygamberimi özleyin. Onu sevin. Ona rağbet edin. Onun sünneti semiyesine temessük edin. Diye ne yapıyor? Resulullah'a rağbetimizi. Hani Allah murakıp dedik ya, rağbet ettiren. Cenab-ı Rabbul Alemin اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ. Yapan bilir. Kainatın Allah'ı o. Sanatkarı o. Madem o bizi Resulullah'a rağbet ettiriyor, bizim rağbetimiz kim olacak? Kur'an'a olacak, Resulullah'a olacak. Hatta öyle rağbet ettiriyor ki Rabbimiz bizi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ona emrediyor. Kul, ey Muhammed'im söyle. İn kuntum tuhibbunallah. Siz Allah'ı seviyor musunuz? Bu Ali İmran suresindeki bir ayeti kerimedir. Ey Muhammed'im, o kullarıma söyle ki siz Allah'ı seviyor musunuz? İn kuntum tuhibbunallah. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa fettebi'uni, bana tabi olacaksınız. Yuhbibkumullah, ta ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ın rağbet ettirdiği Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın bizi sevmesi için şart koştuğu rağbet edilecek bir zattır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek lüksümüz yok. Mecburiyetimiz var. Anlatabildim değil mi? Yani lüksümüz değil, mecburiyetindeyiz. Allah bizi sevmesi için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı sevip sünnet-i seniyesine ne yapacağız? Temessük edeceğiz. Yani yapışacağız. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sahabelerine, küllü ümmeti yedhulunel cennet. Bütün ümmetim cennete girecek. İlla men eba. Orayı istemeyenler hariç. Sahabeler aynen sizin şu anda yüreğinizden, aklınızdan geçen şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Men yaba ya Resulallah. Kim cennetten iba eder? Hani iba etti, istemez. Yani elinin tersiyle teper. Kim cenneti istemez? Diye söyleyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki
Men ata'ani dehalel cenne ve men asani fakat eba. Bana itaat eden, benim getirdiklerimi ahzeden, benim sünnet-i seniyeme temessük eden, yapışan, benim yolumu takip eden cenneti istemiş ve bana isyan eden cenneti istememiş olur. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bizi rağbet ettirdiği zat öyle bir zat ki ona uymadığın zaman cenneti istemiyorsun. Cenab-ı Hak yolundan gitmeyi bizlere nasip eylesin. Evet. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّ. Bana rağbet etmeyen, benim sünnet-i seniyeme rağbet etmeyen benden değildir. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olabilmek için ne yapmak lazım? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, davasına, gittiği yola rağbet etmemiz lazım. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadisi şerifte, bakın o ne yapıyor? Cennete bizi rağbet ettiriyor. Rabbimiz Kur'an'ına rağbet ettiriyor, Resulüne rağbet ettiriyor, cennetine rağbet ettiriyor. O cennete Resulullah tarif ediyor. قال الله تعالى عز وجل عزيز وجليل olan o aziz ve celil şanı yüce olan Allah azze ve celle o demek. Aziz ve celil şanı yüce. Kuvvet ve iktidar sahibi olan kürreleri ve zerreleri bir anda idare eden kalbimizden geçen en ince hatıratı bilen yehulu beynel mer'i ve kalbihi kalbimizle bizim aramıza giren bütün zerratımızı her an yaratan, yarattığı gibi katrilyonlarca seyyaratı, yıldızı, gezegeni çeviren ve idare eden bir Allah. İlmi nihayetsiz olan bir Allah. Şimdi böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Ve böyle aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yekûlullahu Azze ve Celle, aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ Ben salih kullarım için hazırladım. مَا لَا عَيْنٌ رَاعَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَى لَا قَلْبِ بَشَرٍ Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş bir cenneti ben salih kullarım için hazırladım. Yani öyle bir cennet düşünün ki bu afşinin bahçelerine, nidenin bağlarına, Gesi'nin bahçelerine benzemiyor. Hayal dahi edemeyeceğiniz muazzam ve mükemmel bir cenneti Cenab-ı Hak bizim için hazırladı. Peki değerli kardeşlerim, cennet mi güzel, cennete girecek olan mümin mi güzeldir? El cevap, bila şık ve la şüphe, şöyle diyebiliriz, cennete giren mümin cennetten daha azametli olacak, daha güzel olacak. Bunu anlamanız için şöyle bir misal vereceğim. Şu benim parmağımdaki yüzük, bakınız. Bunu gitseniz bir yüzükçüden 50 liraya veya 100 liraya alabilirsiniz. Niye? Çünkü bu Süleyman'ın yüzüğü. Bu benim yüzüğüm de ondan. Peki bu Sultan, Yavuz Sultan Selim'in yüzüğü olsaydı veya Muhammed Fatih Sultan Hazretleri'nin yüzüğü olsaydı 50 liraya alabilir miydiniz bunu? Peki bu bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah, Resul ve Muhammed diye yazan yüzüğü hem müzik, hem mühür hem de yüzük olarak kullandığı o mührü olsaydı, hatem olsaydı kaç liraya alabilirdiniz? Hayır, hiçbir paraya alamazsınız. Çünkü bir şeyin ederi para olursa o paranın altında kalır. Paradan değersiz olur. Onun için atalarımız söyler ki şerefül mekan bil mekin. Bir mekanın şerefi orada oturanlar, eğleşenlerledir. Kabe niye şerefli? Mekke, Medine niye şerefli? Orada Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam olduğu için. O yüzük niye değerli? Onu Hazreti İmam Ali parmağına taktığı için. O Musaf-ı Şerif, bakın bunu hediyesi 50 lira. Gitseniz Topkapı Sarayı'ndaki Hazreti Osman'ın okuduğu ayet-i kerimeli, Kur'an-ı Kerim'i alsanız kaç lira alabilirsiniz? Onu Hazreti Osman okuduğu için değerli. Arkadaşlar, mekanlar insanlarla şereflenir. Şu duvarların hiçbir değeri yok. Ama Afşin derde
Siz değerli Afşinliler gelip burayı şereflendiriyor. Unutmayın. Burayı şereflendiren sizsiniz. Bakınız ben geldim burada bir ders yapıyorum. Başkanım Allah razı olsun çok mütevazi tarif ediyor. Ben neredeyse müdahale edecektim. Burada bir la ilahe illallah dense kainata bedendir. Burada her 15 günde böyle dini, Kur'ani sohbetler yapılıyor. Sizin her biriniz teveccüh edip geliyorsunuz. Zaten regaib gecesine şimdi geleceğim. Rağbet etmek, bakınız derneğe rağbet ediyorsunuz. Cenab-ı Hak regaib gecesiyle şu derneğe hayırlı hizmetlere rağbeti birleştirsin ve ila yevmil kıyam, kıyamet sabahına kadar bu hayır ve hasenatı devam ettirsin inşallah. İşte cennet de şerefül mekan bil mekin. Cennet, nasıl cennet? Mâ lâ aynun râet ve lâ uzunun semet ve lâ khatera lâ kalbi beşer. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Böyle emsalsiz bir cennet ama ondan daha güzel biz olacağız. Biz gireceğiz cennete, biz cennetten daha güzel olacağız. Bu iman sayesinde olacak. La ilahe illallah demek sayesinde olacak. Çünkü cennetin semeni, bedeli, ederi nedir? La ilahe illallah'tır. Miftahul cennet la ilahe illallah. Cennetin anahtarı la ilahe illallah demektir. Bakınız burada kaç tane denildi. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ı zikrettik, tefekkürle dinledik. İşte üç aylar böyle mübarek bir pazarın başlangıcıdır. Biz dün müdürümle Bağcılar Pazarı'nı geziyoruz. Misafirlerimiz için ikramlar alacağız. Pazarcıya sordum ki günde haftada kaç pazarım var? Dedi birisi üç pazarım dedi. Birisi altı pazarım. Yani salı pazarında filan yere, çarşamba pazarında Bakırköy'e, perşembe pazarında Sultan Gazi'ye bilirsiniz. Hepinizin akrabası vardır. Şimdi Halden Bayrampaşa'dan domatesi diyelim 2 liraya aldı. Misal olarak söylüyorum. Bakırköy'de 3 liraya satıyor. Müşteri razı. 2 liralık domatesi 3'e alıyor. Küçükçekmece'de 4 liraya satıyor. Bayrampaşa'da 5 liraya satıyor. Aynı domatesi cumartesi pazarında Sultan Gazi'de 12 liraya satıyor. Herkes de alıyor. Müşterisi var. Bu pazarcının cumartesi günü Sultan Gazi'deki pazarda yani 3'ü aldığını 12'ye sattığı, çok para kazanacağı, karlı ticaret yapacağı, o günde yatsa da ben bugün pazara çıkmayacağım, ben bugün istirahat edeceğim dese akıllı bir şey yapmış olur mu? Hayır, kat abi asla. Karından fedakarlık yapıyor, feragat ediyor. Karını terk ediyor. Aynen öyle de. Değerli kardeşlerim, 1 lira sadaka verdiniz. 1 lira, bir ekmek parası bir fakire. Bugün verdiniz değil mi bugün? Bugün günlerden ne? Ayın 25'i. 25 cemaziyel. Yani şimdi cemaziyel ahir. Yani 25'i 5 gün sonra ne olacak? Bir Recep. Siz 5 gün sonra bir fakire 1 lira sadaka verdiğinizde Cenab-ı Hak onu 100 lira yazacak. Bu peygamber sözü. Ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Peygamber aleyhissalatü vesselam için Rabbimiz buyuruyor ki o kendi heva ve hevesinden konuşmuyor. O benim vahiylerimi tebliğ ediyor. Dolayısıyla Recep-i Şerif'te yapılan her bir sadaka, verilen her bir sadaka, kılınan her bir namazın sevabı, yapılan her bir iyiliğin sevabı nedir? 1'e 100'dür. Peki Şaban-ı Şerif'te, Şaban-ı Muazzam'da 1'e 300. Cenab-ı Hak artırıyor. Hazinesinden veriyor. Şaban ayında yapılan her bir iyiliğin bir fakire bir porsiyon yemek ısmarladın. Tam Cenab-ı Hak onu 300 fakiri ısmarlamış kadar kabul ediyor. Ramazan-ı Şerif'te tam 1'e 1000. Onun için akıllı zenginler, zeki zenginler ne yapıyor? Hayır ve sadakasını, zekatını Ramazan'da mahsuplaşıyor. Biliyor. Ucuza gitmesin. 1'e 1000. Onun için gerçekten öyle yapar iş adamı ağabeylerimiz. Ben tanıdığım, çoğunu tanırım, bilirim. Öyle yapıyorlar Ramazan-ı Şerif'te. Bir de bazıları Kadir Gecesi'nde veriyor. 1'e 30 bin. 1'e 30 bin. Arkadaşlar, mübalağa haşa ve kella. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın fem-i mübarekine, o mübarek ağzına yaklaşmamıştır. Mübalağa haramdır, abartma peygamberlere. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kadir Gecesi'nde yapılan bir ibadet
biri 30.000'dir. Bunu neye göre söylüyor? Bunu Rabbimiz Kadir Leyl suresi Kadir suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Ne diyor? Hayrun minel fişer. O diyor 1000 aydan daha hayırlıdır. Tam 83 seneden daha hayırlıdır. Yani bir gece Leyle-i Kadri, Kadir gecesini idrak eden bir kardeşim 83 sene ibadet yapmış kadar sevap kazanıyor. Bunun hikmeti de Hazreti Musa aleyhisselam bir gün yolda giderken bakıyor ki bir kadın ağlıyor. İhtiyar, pirfani bir kadın. Diyor ki niçin ağlıyorsun? Civanım öldü, evladım öldü. Soruyorum kadına ki evladın kaç yaşındaydı? Şimdi benim babam 27 yaşında rahmetli oldu. Siz tahmin edersiniz ki o kadın doğduğunda 28 yaşındaydı ki o kadar ağlıyor. Kadın dedi ki oğlum 400 yaşındaydı. Evet, kitaplarımızda bu yazıyor. Peki demiş ki Hazreti Musa aleyhisselam ona, oğlun 400 yaşındaydı. Yani biliyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'de ayet ile sabittir. Hazreti Nuh 950 sene peygamberlik yaptı. Hazreti İsa aleyhisselam hariç neredeyse tamam peygamberler 40 yaşında peygamber oldu. Çünkü 40 yaş olgunluk yaşıdır. Kemal yaşı. Hazreti İsa aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu. 2,5-3 sene kadar peygamberlik yaptı. Semaya ref edildi. Semaya çekildi, kaldırıldı. Ayet-i kerimeyle o da sabittir. Ve kadına Hazreti Musa aleyhisselam gülüyor. Diyor ki, sen ağlıyorsun ama anacığım, ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki onlar 60 yıl yaşayacaklar. Hazreti Musa aleyhisselamla konuşan o kadın diyor ki, onlar ev yapacaklar mı? Şimdi siz 3 günlüğüne İrfan abi Maraş'a gitse, Afşin'e 3 günlüğüne ev yapar mısın? Yapmazsın çünkü biliyorum. Şuradan cevap vermenize ben evvel cevap vereyim. Şimdi siz tarlaya giderken bir saatliğine tarlaya gidiyorsunuz. Tarlada ev yapıyor musunuz? Yok. 4 tane çıtır geliyorsunuz. Üstüne böyle bir naylon gibi bir şey. Bir gölgelik yapıyorsun, geri geliyorsun. Yani köyün 3 ayında tarlanın 1 saati nasılsa senin ömründe de Maraş'ın 3 günü öyle. Kadın şaşırmış. Demiş ki onlar ev yapacaklar mı? Yani 60 senelik ömre ev yapmaya değmez. Kadın diyor. Ve Hazreti Musa aleyhisselam da diyor ki onlar öyle evler yapacak ki. Demek ki ona bildiriliyor böyle safir gibi, böyle Burcel Arap gibi, böyle 1000 metrelik, 1080 metrelik yazlık başka, kışlık başka, sayfiyelik başka. Ve o kadın diyor ki ben onların yerinde olsaydım bir çalının dibinde oturur ölümü beklerdim. Yani ömrümüzü o kadar kısa görüyor. Oğlu 400 yaşında olduğuna göre kendisini varını siz hesap edin. Evet. Yani ahir zamanda peki sorulmuş ki bu kısa bir ömürde cenneti bu ümmet nasıl kazanacak? Cenab-ı Peygamber'e öyle aynen Sultan Gazi'nin pazarı gibi öyle mümbit, öyle verimli, öyle güzel, öyle böyle neticesi güzel olan günler, geceler hediye edilecek ki orada 2 geceyi yakalayan 3 tane Kadir gecesini idrak eden 500 yıl yaşamış oluyor. 10 tane Kadir gecesi ihya eden kardeşim tam 830 sene yaşamış oluyor. 830 sene ibadet yapmış oluyor. Bu da Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine hediye edilen bir jesttir. Evet kardeşlerim, işte o rağbet edilecek günler ne zaman başlıyor? Bu ayın 7'sinde başlıyor. Mesela Kadir Gecesi takip edersiniz, bir Perşembe gününe gelir, bir Salı gününe gelir, bir Çarşamba gününe gelir. Miladi ve Kameri ve Şemsi yılların farkındandır bu. Ama Regaib gecesi hep Cuma gecesine gelir. Geçen sene de Cuma gecesiydi. Evvelki sene de yani 1000 senedir hep Cuma gecesi. Niye? Şöyle kabul edilmiş, şöyle denilmiş. 3 ayların rastladığı ilk geceye biz Regaib gecesi diyelim. Regaib gecesi denilmiş
Ve bu ta asr-ı saadetten böyle rahberi, tabiinden beri böyle ne yapılmış? Buna rağbet edilmiş değerli kardeşlerim. Şimdi Regaib gecesi tam bugün bu sene 2019'da Regaib gecesi cuma gününe, perşembe akşamına, cuma gecesine rastlıyor. Tam 3 aylar da cuma günü başlıyor. Yani tam Regaib gecesinin başlangıcı 3 ayların başlangıcıyla tevafuk ediyor. Bir tevafuk vardı. İnşallah hayır olur. Değerli kardeşlerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet ile rağbet nedir? Rağbeti kime yapmamız lazım? Rağbet nasıl olur? Bunu ayet-i kerimelerle inşallah birkaç ayet-i kerime okuyup bitireceğim. Bakara suresinde Cenab-ı Hak milleti İbrahim, hani her gün tahiyyatta okuyoruz ya, tahiyyatta tahiyye selam demek arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta Rabbimizin huzuruna çıkıyor ve Rabbimize selam veriyor. Ettehiyyat, el mübarekat, es salavatu ve tayyibatu lillah. Ya Rabbi selam, tahiyye, tebrik, hamdü sena sana olsun diye ne yapıyor? Allah'a tahsis ediyor. Cenab-ı Hak da onun selamını alıyor. Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullah. Selamın bereketim senin üzerine olsun ey peygamberim diye ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın selamını alıyor. Bunun üzerine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ne diyor? Orada diyor ki ya Rabbi selamın sadece benim üzerime olmasın. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selamın benimle birlikte salih kullarının üzerine olsun diye o selamı ne yapıyor? Teşmil ediyor. Ondan sonra biz salavat-ı şerifelere geçiyoruz. Oradan Hazreti İbrahim aleyhisselama dua ediyoruz. Onun aline dua ediyoruz. Bakın biz milleti İbrahim'deniz. Hazreti İbrahim aleyhisselamın dinindeniz ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın milletindeniz. Hani küçükken bize öğretmişlerdi. Kimin kulusun Allah'ın, kimin ümmetisin Hazreti Muhammed Mustafa'nın, kimin milletindensin? Hazreti İbrahim Halilullah'ın milletindenim derdik. Şimdi Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. Yani İbrahim'in dininden ve açmış olduğu yoldan aptallardan, sefi, bilgisiz, beceriksiz ve aklını ve zekasını kullanamayan zavallıya denir. Sefihlerden ve kendini bilmeyenlerden başka kim yüzünü geriye çevirebilir? An rehibe. Bakın. Ve men yergebu an milleti İbrahim. Bak burada rağbet kelimesi geçiyor. Demek ki biz Hazreti İbrahim'in milletinden olmaya rağbet edeceğiz. Onun için 5 vakit namazımızda ne yapıyoruz? Ya Rabbi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ve İbrahim'in milleti olmak şerefiyle bizi şereflendir manasında ettahiyyatta ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. İkinci bir ayeti kerime İnnehum kânû yusâri'ûne fil hayrât. Allah müminleri tarif ediyor. Bak sizin dernek bunun içinde. Bakın yusâri'ûne. Burada yarışın diyor. Onlar yarışırlar. Ha buradaki vav Arapçada cem vavıdır. Vavul cemdir. Çoğul vavıdır. Kıyamet sabahına kadar hayır yapanlar, hayırda yarışanlar, hayır için çalışanlar şu vavun içerisinde. Elhamdülillah. Yani hayır için çalışanlar, bakın bize burada hitap var. Hayırda yarışın değerli kardeşlerim. Ve sadiku ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ke arzis semai vel arz. Bakın ayet-i kerimede buyuruyor Cenab-ı Hak. Birbirinizle ve sabiku, sabiku kelimesi de dilimize geçti. İki takım arasındaki mücadeleye ne diyoruz biz? Müsabaka diyoruz değil mi? Sabaka birbirini geçmek demek. Hatta bazen televizyonda konuşmacılardan duyarsınız. Sabıkanın geçtiği gibi sabık vali yani eski vali, geçmiş vali. Ve sabiku, sabiku birbirinizi geçin. Bakın orada da vav var. Hepimize ne yapıyor? Emrediyor Cenab-ı Hak. Birbirinizi neyle geçin? İlâ mağfiretin min rabbikum. Allah sizi affetmesi için, mağfiret için birbirinizle yarış edin.
Yani daha çok mağfiret için ya Rabbi beni affet diye birbirimizle yarış edin. Ve genişliği arz ve semanın arası kadar olan bir cennet için birbirinizle yarış edin. Burada da diyor ki innehum, o iman edenler, onlar muhakkak ki onlar kânû idiler. Neydiler? Yusâri'ûne fil hayrat. Onlar hayırlı işlerde birbirleriyle yarış ederler. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm buyuruyor ki وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُفِ Sakın iyiliği hakir görmeyin. Velev ki mümin kardeşinizin yüzüne tebessüm etmek dahi olsun. Şuradaki bir bardak çayı, bir bardak suyu, bir ikramı küçük görmeyeceğiz. Buraya gelmeyi de küçük görmeyin. Madem ki buraya gelmekle bu dernek yaşıyor, madem ki bu derneğin yaşamasıyla, bilmiyorum belki tıp da okuyan kardeşimiz var burada okuyan. Bakınız buraya gelmek ne demek? Bunu 32 senedir Suffa Vakfı ve Kur'an tefsiri okuyorum. Bu hizmetlerin içerisindeyim. Allah rızası için bildiğimi söylüyorum. Bu hakikattir, bu dinimizin hakikati. Bakınız burada bir doktor adayı kardeşimiz olsa, ileride doktor var mı? 3-4 tane var. Var. Bu kardeşlerimiz ileride doktor olsa, bir kadın elinde yavrusuyla, yavrumu kurtar, ne olur hekim diye onun yanına gelse, o da bir masaj yapsa, o yavruyu kurtarsa, hayata dönse, o anne ne kadar memnun olur? O çocuğun hayatını kurtarmış olur. O doktor sevap kazanıyor mu? Ağabey sen buraya geldin ya, sen o sevabı ortaksın. Hiç şüpheniz olmasın. Bakın niye ortaksınız biliyor musunuz? Şurada bir içli köfte var. Kamera çekiyor değil mi? Şimdi ağabeyimiz hepimiz yedik. İnşallah şifa olur. Ağabeyimi yiyecek onu. Şimdi ona ancak ağabeyime yeter. Beyefendiye yeter. Ben ortak olsam yarısı gidecek. Müdürüm ortak olsa biraz daha gidecek. Peki hepimiz o çiğ köfteye ortak olsak, değerli kardeşlerim, hepimiz onda o ikramdan yemiş olsak, buyurun şöyle buyurun. Her birimize bir çay kaşığı kadar düşmez. Ama manevi ve Kur'ani şeyler paylaşmakla çoğalıyorlar değerli kardeşlerim. Manevi ve Kur'ani ve nurani şeyler paylaşmakla azalmaz, bilakis çoğalır. Bunun ispatı ise şöyledir değerli kardeşlerim. Mesela ben burada La ilahe illallah dedim. Kelime-i tevhid. Burada yaklaşık 80-90 kişi, her birisi müzahemetsiz, münakaşasız, sıkışmadan, yorulmadan La ilahe illallah kelimesini duyduk değil mi? Maddi şeyi bölüştükçe azalıyor. Manevi şeyler ise bilakis bir. Bakınız, La ilahe illallah dedim, burada 100 kişi var. 100 kişi de duyuyor değil mi? Murat Bey'in duyduğu La ilahe illallah, İrfan Bey'in duyduğu mani değil. Mehmet Bey'in duyduğu mani değil. Hatice Hanımefendi'nin duyduğu La ilahe illallah, Ali Bey'inki mani değil. Yani elimde mikrofonla herkesi eşit şekilde dağılıyor. Peki şu mikrofon değil de Türkiye çapında yayın yapan TRT'nin mikrofonu elimde olsa yine bir La ilahe illallah desem, bakın bir kelimeyle 80 kişi ne yapar? 80 milyon kişiye aynı La ilahe illallah yeter. Aynen öyle de elimde dünyaya yayın yapan bir televizyonun mikrofonu olsa bir La ilahe illallah desem 8 milyar insana parçalanmadan, bölünmeden La ilahe illallah ne yapıyor? Ulaşıyor. Onun için El Fatiha dediğimiz zaman bütün ölmüşlerimizi gelmiş geçmiş hepsini ortak ediyoruz. Hiç parçalanmadan, bölünmeden onların ruhlarının her birine ne yapıyor? Fatiha-i Şerif gidiyor. İşte manevi şeylerde, nurani şeylerde inkisam ve tecezzi yok. Parçalanıp azalmak hasiyeti yok. Parçalanıp azalmak maddi şeylerde var. Tarlayı iki kardeş bölüşseler 50'şer metre, 10 kişi bölüşse 5'er metrekare yer düşer. Ama nurani şeylerde bölündükçe azalma diye bir şey yok. Onun için burada hayırlı bir hizmet yapılıyor. Buraya ne kadar el atılsa, ne kadar insan buraya rağbet etse, her birine aynı sevap düşüyor. Şu derneğin komple sevabı beyefendiye,
Hepimize birer tane ne yapıyor? Sevap inşallah düşüyor. Ve sariyu fil hayrat. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Ve yed'ûnena ragben. Ragben. Onlar bize rağbetle dua ederdi. Yani ehli imanı Cenab-ı Hak tarif ediyor. Yani hem regaib gecesi hem üç ayların yani bu başlangıcında rağbet etmek nedir? Onu anlatmak için bakın rağbet geçen ayeti kerime okuyorum. Enbiya suresinin 90. ayeti. Yani o kullarım bana rağbet eder. Cenab-ı Hakk'a rağbet etmemiz, Hazreti Kur'an'a rağbet etmemiz, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a rağbet etmemiz, onun sünnet-i seniyesine rağbet etmemiz, üç aylara rağbet etmemiz gerekiyor, elzemdir ve etmemiz lazım inşallah. Cenab-ı Hak rağbetimizi artırsın. Başka bir yerde bu ayeti kerimeyi çoğunuz ezbere bilirsiniz. İnşirah suresinden bir ayeti kerime. Bunun ile bitiriyorum inşallah. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve ila rabbike ferhab. Yani Rabbine rağbet et. Ferhab, rağbet et. Biz Rabbimize rağbet edeceğiz. Rabbimiz bize Hazreti Kur'an'ı yani Kur'an'ıma rağbet edin, Resulüme rağbet edin, cennete rağbet edin, hayra rağbet edin, iyiliğe rağbet edin, yardımlaşmaya rağbet edin. Ve teavenu alel birri ve takva. Birbirinizle yardımlaşmaya ve birbirinizi Allah'tan korkmaya karşı ne yapın? Uyarın, ona rağbet edin diye ne yapıyor? Cenab-ı Hak da bizi hayırlı şeylere rağbet ettiriyor. Cenab-ı Hak şu regaib gecesinin hürmetine, önümüzdeki regaib gecesinin hürmetine, üç aylardan istifade ve istifaza eylemeyi, feyz alıp faydalanmayı bizlere nasip eylesin, rağbetimizi artırsın. Çünkü kar 1'e 100, ileride Şaban-ı Muazzam'da 1'e 300, Ramazan-ı Şerif'te inşallah rağbetimiz 1'e 1000 olacak. Cenab-ı Hak artırsın. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الفاتحة kıymetli Süleyman Malkuş hocamıza bu aslında hani bazen sohbeti yaparken de deriz ya, anlamak da kolay, anlatmak da kolay, dinlemek de kolay. Allah mucibince amel etmeyi nasip etsin hepimize. Kıymetli hocamızın anlatım tarzı, sizlerin de dikkatini çektiğimi bilmiyorum. Yaşar gibi anlıyor, anlatıyor. Allah razı olsun. İnşallah bu tarzda bir anlatımından dolayı da bizlerin de istifadesi fazla olacaktır diye ümit ediyoruz. Dillerine sağlık diyoruz, imanına sağlık diyoruz. Cenab-ı Hak bu ilimle amel etmeyi, bu amelde de inşallah ahirette bizlerle beraber olmayı nasip etsin. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arada misafirlerimiz geldi program içerisinde. Balkan Kültür Derneği Başkanımız, Kenan Başkanımız ve Bedrettin Ağabeyimiz teşrif ettiler. Allah razı olsun can gönülden. Derneğimizdeki bu programımıza iştirak etmeleri bizleri mutlu etti. Yine Sivas Dernek Başkanımız, Mevlüt Başkanımız aramızda. Kendisine de teşekkür ediyorum. Beraber geldikleri yönetimden arkadaşlarımız. Ha, tamam. Oruç Bey, Bayram Bey, Adem Özdoğan Bey, İrfan Bey ve yanında yine teşekkür ederim. Sivas Derneği. İşte bunlar kıymetli dostlar. Küçükçekmece bölgemizde elhamdülillah faaliyetleriyle bir şeyler yapmak gayreti içerisinde olan yani tabela dernekçiliğinden ziyade hani gerçek manada dostluk, kardeşlik ve kültür noktasında yaptığı faaliyetlerle, icraatlarla önde olmaya çalışan derneklerimizle güzel bir birlikteliğimiz oluyor bu sayede. Bu ekip arkadaşlarımızla birlikte yine bahsettiğimiz gibi bir araya geliyoruz. Üçüncü toplantımız oldu. Yurt dışında beraber bir seyahatimiz oldu. Burada geçirdiğimiz 3-4 günlük süre içerisinde birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu vesilelerle de dernek faaliyetlerimizi yerinde görme, neler yapılıyor, neler ediliyor, bu ziyaretler vesilesiyle farklı bir kapı açılabilir mi, farklı bir yöntem olabilir mi, kıymetli hocamızın sohbetinde bahsettiği rağbet, istifade edebilme, hani birbirimizin güzelliklerinden de istifade edebilme noktasında
İşte Sivas Derneğimizin şöyle güzel bir hareketi var, Kastamonu Derneğimizin şöyle güzel faaliyeti var, Urfa Derneğimizin böyle, Balkan Derneğimizin böyle derken buna benzer derneklerimizin birbiriyle olan etkileşimlerini artırmak ve yaşadığımız bölgeye katma değer sunacak güzel faaliyetler içerisinde olmayı ümit ediyoruz inşallah. Tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Burs alacak İstanbul'da okuyan öğrenci arkadaşlarımızı birazdan burslarını yan odada arkadaşlarımız teslim edecekler. Programımız burada nihayete erdi. Bundan sonraki serbest zamanda çayla birlikte muhabbetimize devam edebiliriz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm Avşinder ve Balkan Rumeli TV gönül dostlarına da buradan saygılar sunuyorum. Kültür Derneği Başkanı Kenan Çelik. Ben Kumanovalıyım, Makedonya'dan. Başkanımızla beraber bir seyahat ettik iftar Ramazan'da. Güzel bir programlar yapıyoruz. Tabii bizi tanımanız için bize gelmeniz lazım. Size hepinizi davet ediyorum yani. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Evet, başkanımıza da bir mikrofon uzatalım. Birkaç selam alalım. Cümleten hayırlı akşamlar. Arkadaşlar, Mevlüt Şahin benim adım. Küçükçekmece'deki Sivaslar Derneği'nin başkanıyım. Arkadaşlarım da yönetim kurulu üyeleri. Bizler Ahmet Bey'in daveti üzerine Regaip, Kandili ve Üç Aylara yönelik programa katılmak için davet etmişti. Sağ olsun kendisi. Biz de iştirak etmek istedik. Geç kaldık, kusura bakmayın. Bir arkadaşımızın düğün merasimi vardı. Dolayısıyla oraya gitmek gerekiyordu önceden. Oraya da gittik. Sonra sizlere geldik, buraya geldik. Ahmet Bey teşrif ettiler, teveccüh ettiler, mikrofonu verdiler ama ben söylesem dernekle alakalı, derneklerin amacına yönelik bir iki hususa işaret etmek istiyorum. İstanbul'daki dernekleşmenin asıl amacı hemşehrilerin yardımlaşması ve dayanışmasını içeren kapsamı olan hususla alakalıdır. Ama artık İstanbul'daki Anadolu insanının yardımlaşma ve dayanışmadan daha fazlasına ihtiyaç var. Derneklerin hemşehricilikten öte insan kalitesini artırmak, hemşehrilerinin daha iyi eğitim almasını, vizyon edinmesini veya misyon yüklenmesini kolaylaştıracak, yol yöntem göstermek için icraat yapacak hususlara işaret etmesi lazım. Ahmet Beyler de bunu layıkıyla yapıyorlar bu akşamki programlarıyla da bu amaç güdülmüş belli ki. Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve gayet kandiliniz şimdiden mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz kıymetli başkanım. Sizlerle bu derneğimiz neşeli diyelim. Sizlerle bu derneğimiz mutlu. Buradan da Leonard kardeşimize ve Rumeli TV'den Şükrü kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Böyle bize bir jest yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli başkanım, biz 15 günde bir burada toplanıyoruz. İstanbul'da çok farklı, Kahramanmaraş çok göç veren bir şehir değil. Kahramanmaraş'ın İstanbul'da 100 bin civarında bir hemşerisi var. Ve nitelikli bir göç olarak buraya gelinmiş. Sivaslarla, Kastamonlar, hem merkez ve güney tarafındaki sanayileşme, kuzey tarafındaki de termik santralleriyle arazilerin tarım noktasındaki zenginliği İstanbul'a olan göçü azaltmış. Ve buraya gelen arkadaşlarımızın da birçoğu iş güç sahibi. Eğitim noktasıyla gelip de kalan ya da memuriyetten dolayı kalan noktasına dönmüş. O yüzden sayımız az, o yüzden dernek sayımız da çok fazla yok ama nitelikli bir çalışma var. Bu çalışmalar içerisinde de biz hep şunu diyoruz, sizin de bahsettiğiniz gibi beraber birbirimizle olan muhabbetimizi nasıl artırabiliriz, kültürümüzü nasıl yaşayabiliriz, geleneklerimizi ve geçmişten olan ananevi göreneklerimizi yeni nesil evlatlarımıza nasıl aktarabiliriz gibi bir çalışmamız var. O yüzden en önemli üzerinde durduğumuz konu eğitim. Üniversitede okuyan gençlerimizi elimizden geldiği kadar derneğimizde ağırlamaya,
imkan ölçüsünde onlara düzenli bir şekilde eğitim yardımı yapmaya ve bunun dışında da bugünkü gibi küçük ikramlarla sofra noktasında ayda bir gençlerin burada buluşma günü kıymetli başkanlarım. Bugün de bugünlerden bir tanesi. Hem eğitim bursları hem de bu tarzda beraber olup beraber yaşayabileceğimiz, beraber etkileşim içerisinde olabileceğimiz bir gün. 15 günde bir de toplanıp günün anlamına uygun bir program tertip etmeye çalışıyoruz. Birbirimizle dayanışmayı artırmak adına da bir çekiliş günü yapıyoruz. Çıkan bir bedeli belirlenen kişilerle birlikte burada derneğe olan bağlılığımızı artırabilmek, aidiyet bağımızı burada sabitlemek adına 25-30-35 kişilik bir grubun yaptığı bir gün programımız var. Bugün programımızda çıkan nakdi yardımı o kişiye takdim ediyoruz çekilişle birlikte. Akabinde de bir sonraki toplantımızda imkanlar ölçüsünde ya yöresel ikramlar hazırlanıyor ya da derneğimizin desteğiyle güzel bir programa vesile olmuş oluyor. Daha büyük çapta olan programlarımızı kültür merkezlerinde ya da belli salonlarda yapıyoruz. Bir önceki dönemde, bir önceki hafta Kahramanmaraş'ın 99. kuruluş yıl dönümüydü. Bu vesileyle Bahçelievler Kongre Merkezi'nde yaklaşık 1700 kişinin katıldığı büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bizler de federasyonumuz adına bu çalışmanın içerisindeydik ama Afşinler olarak İstanbul'da faaliyet gösteren en aktif büyük derneklerden bir tanesiyiz. O yüzden katılımın çoğunluğu buradaydı. İşte Kahramanmaraş'ın insanlar, hocam az önce bahsetti ya, burayı değerli kılan sizlersiniz aslında. Kahramanmaraş'ımızda biz övüneceğimiz çok fazla materyal olduğuna inanıyoruz. Hani Rıdvan hocalarından, Sütçü imamlarından, Senem Ayşelerinden, Davulcu Abdal Halil'ine kadar sayamadığımız birçok kahramanı var. Hepsinden de önemlisi tarihi bir noktada Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen 2000 yıllık bir tarihi olan Eshab-ı Kehf'i içinde barındırması bizim için daha ayrı bir önem arz ediyor. Elimizden geldiği kadar bu kişilerin etkileneceğimiz neleri var? Hani biz Kahramanmaraş'ımızın dondurması, içli köftesi, buna benzer gastronomi kültüründen ziyade bunlar bizim zaten hani baş tacı olan şeylerimiz. Bunun dışında manevi olarak etkilenebileceğimiz edebiyatçılarından, Abdurrahim Karakoçlarından, Necip Fazıllarından, Hayati Vasfilerinden, Aşık Yenerlerinden, Aşık Mahsuni Şeriflerinden kimler varsa bunlar adına burada belli programlar yapıyoruz. Belli günlerde Eshab-ı Kehf Cumartesi Sohbetler adı altında bu tarzda bir paylaşım programlarımız var. Bazı günlerde de saz ve söz eşliğinde Kahramanmaraş'ın şiiri ve aşıkları da meşhurdur. Aşık Mahsuni Şerif'ten, Aşık Yener'den kimler varsa aşıklarımız, günümüzün ozanları gelip burada dertli dertli çalıp söyleyip kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Ne güzel. İnşallah sizler de bugün bu derneğimize şeref verdiniz. Derneğimiz 4 ay öncesine kadar Florya'da 10 yıldır faaliyet gösteriyordu. Oradaki yerimiz kentsel dönüşümden dolayı yıkıldı. Burası bir geçiş süreci noktasında faaliyet yürüttüğümüz bir merkez. Yani faaliyetlerimize ara vermeden burada devam ediyoruz. Allah nasip ederse inşallah kendi yerimizi almayla alakalı bir çalışmamız var. Yaza doğru bu çalışmamız neticelenirse sizleri de orada misafir etmeye arzu ederiz inşallah. Sözünüz bitmeden benim tekrar söz almak istiyorum. Buyurun efendim. Genç hanımefendiler ve genç kardeşlerimiz, beyefendiler için söyleyeceğim bir söz geldi Ahmet Bey'in aktardıklarından sonra. Arkadaşlar, büyüklerinize bakın. Sadece kendi yakınlarınıza değil, gelişmiş, yetişmiş insanlar, yaş itibarıyla olgunlaşmış insanlara bakın. Bu insanların değişmesi asla neredeyse mümkün değil. Yani inadından vazgeçmez, yaptıklarından vazgeçmez, yaşam biçiminden, evde oturuşundan bile vazgeçmez. Dolayısıyla Ahmet Bey'in sizlere aktardığı mesele o kadar çok önemli ki. Neden? Genç insanların dimağları, kafaları nereden besleniyorsa belli bir yaşa kadar onu alıyor ve o meşrep üzerine, o inanç üzerine devam ediyor. Sizlerin böyle bir
dernek yönetiminden istifade ediyor olmanız gerçekten sizin için bir şans. Bunu isterseniz toplumun farklı dinamikleri var. Bunlarla farklı diyaloglar kurun. Böyle teşekkür ediyoruz inşallah. Eminiz ki gençlerimiz de biliyordur kıymeti başkanım. Yani bildiklerini ümit ediyoruz. Gençler çok pasifsiniz ya. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Yani bir başkanımızın... Ahmet abi, biz de bu Bursa'dan arkadaşlardan bir hanımdan, bir bey gençten bu akşam ve dernek çalışmalarınızla ve burs desteğinizle ilgili ben bir genç delikanlıdan, bir de kibar bir hanımefendiden, hepsi kibar zaten, bir iki güzel söz duymak isteriz. Yani biz dışarıdan sizi güzel görüyoruz ama siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ben bu konuda hani şeydir, ben genelde 7 yıl televizyon programı yaptım. Mesela programımıza 10 tane belediye başkanı gelir, içinden bir tanenizi konuşturalım deriz. 10 tane belediye başkanına söz hakkı vermeyiz. Yani 10 tane delikanlı burs alıyorsa bir tanesi, 10 tane, 8 tane hanımefendi burs alıyorsa bir tane hanımefendiye ben söz vermek istiyorum. Yani o zaman 10 dakika organizasyon şebasının başında ben varım şu anda. Delikanlılar, kendi aranızda bir seçin bakayım birisini. Bana, benim yanıma gelin. Bir gönüllü birisi gelsin. İyi. Bak ben evde şöyle yapıyorum. Benim yanımdaki çocukların, torunların, yeğenlerin mikrofona hakim olması için diyorum ki sandalyenin üzerine çık, bir de yemek kaşığı veriyorum, bu da mikrofon diyorum, hadi halka seslen diyorum, tam karşında 500 kişi var diyorum. Ben çocukları böyle yetiştiriyorum, çocuk böyle konuşuyor benimle, konuşurken tabii. Diyorum ki, mikrofonu da böyle tutmayacaksın, ya karşında işitme engelli birisi varsa, dudaklarının oynadığını karşıdaki kişiler görsün, biraz da böyle tut diyorum, işitme engelli birisi seni iyi anlayabilsin. Ben 8 yaşındaki çocuğu böyle yetiştiriyorum. Siz mutlaka yetişmişsinizdir. Siz sorun isterseniz ben cevaplayayım. Derneği nasıl buluyorsun diyor. Soru verdi. Ben soruları sordum. Hangi otobüse binip geliyorsun? Nasıl buluyorsun? Dernek biraz bana uzak geliyor. Avcılardan geliyorum ama geleceğim de yani mesafeyi düşünmüyoruz. Onu demek istemiyorum. Latife yaptım kardeşim. Ciddiye almışım harbiden. Bu dernek olmasa olur mesela. Ne lüzum var? Derneğin olması bizim için çok iyi. Yani sıcak bir ortam var. Yani herkes avşinde. Herkes hemşerimiz. Yani daha iyi oluyor bizim için. Sonuçta İstanbul'da yaşıyoruz. Yani her avşinleri görmek bizi daha mutlu ediyor. Mesela buradaki öğrencilerin telefon numaraları birbirinde var mı? Herkeste var mı? Yani hepimizin bir grubu var. Yani WhatsApp grubumuz var, evet. Yani oradan da tanışıyoruz. Zaten sürekli birbirimizi görüyoruz. Yani bir arkadaşlığımız var içimizden. Tamam, maksat hasıl olmuş gibi. Aynen. Yani dernekten, günden bugüne ortam nasıl, neler yapılıyor burada? Ahmet abi, ben o konuyu açayım. Delikanlı bu konuda iyi anlamadı herhalde. Şimdi ve okuttuğumuz çocukları hafta sonları biz derneğe gelin gidin diyoruz. Ücretsiz çay içeceksiniz, burada birbirinizi göreceksiniz diyoruz. Tabii müsait olanlar geliyorlar. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımızın da bürokratlar tarafından bir yerlere yerleştirilmesini sağlıyoruz. Bir makam sahibine gelen bizden burs alan arkadaşlarımız da kendilerinden sonra gelenlere burs veriyorlar maaşlarıyla. Ve bürokratlarımızın pek çoğunun maaşının bir kısmı yeni yetişen çocuklara burs olarak geliyor. Şu anda 5000'e yakın aynı grupta Kastamonu bursu almış bir yerlerde makam sahibi Kastamonlar var. Şimdi biz sadece buradan Afşin Derneği'nden öğrencilerin burs olmasını ben dernekçi olarak, gazeteci olarak, bir kardeşimiz olarak yeterli görmüyorum. Kendisinden sonra gelenlerin de kendisi gibi buradan okuması için yardımcı olmasını istiyoruz. İş kurum müdür olduysa iş bulacak Afşinlere. Daire amiri olduysa elemanının bir tanesi Afşinli olacak. Ya da iyi bir iş adamı olduysa 10 tane elemanının bir tanesi Afşinli olacak.
buradan Bursa aldık gittik yeter olmaz diye düşünüyorum. Anlaştık. Teşekkür ediyorum. Şimdi bayanlar benim yanıma gelmezler. Ben onların yanına gideyim. Genç kızlar. Hanginize söz? Ben vereyim mikrofonu. Karar verdiniz mi? Evet, mikrofonu uzatıyorum. Üçüncü sıradan başla. Kısaca sordum. Nerede okuyorsunuz? Evet, Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorum. Çocuk gelişimi okuyorum. Psikoloji yanına yapıyorum. İlk defa geldim Bandırma'ya. Arkadaşlarım yaşıyorum. İki ev var. Bu akşam iki Bandırma'ya. Evet. Bandırma araştırayım ama şimdi değil. Olsun. Evet. Merhabalar. Ben de bu sene burs almaya başladım dernekten. Zaten arkadaşımın aracılığıyla biliyordum geçen seneden beri. Yapılan etkinliklerden memnunum. Öyle. Bayanlar birbirlerini kıskanıyorlar. Kimse ben konuşsun demedi. Herkes ben konuşayım dedi. Merhabalar. Ben de geçen seneden beri derneğe gelip gidiyorum. Ne okuyorsun? Eczacılık okuyorum. Metropol Üniversitesi'nde 3. sınıfım. Yani maddi, manevi birçok katkısı oldu tabii ki. Sadece bunu derneğe gelip gitmek olarak atfetmemek lazım. Yani buradaki program, bugünkü programımız da çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Ondan önceki programlar da geçen sene son Ramazan'la bitirmiştik. O program da yine çok güzeldi diyebilirim. Yani bu şekilde yani bir kardeşlik ve samimi bir ortam olması gerçekten güzel. Dernek adına da bizim adımıza da. Bu şekilde teşekkür ederim. Ahmet Başkan bir şey bekliyorum ama kimden çıkacak bilmiyorum. Merhabalar. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tıbbi laboratuvar okuyorum. Uzun zamandır derneğe gidip geliyorum ama yani ilk defa birinci sınıf olduğum için bu sene kurtarmaya başladım. Gayet memnunum yani derneğe olduğum için güzel geliyor. Ve derneğe gidip bir samimi ortam yani yardıma ihtiyacımız olduğu zaman hani sadece yanımızda değil kötü anımızda da her zaman hani omzumuzda bir nefes olduğunu bildiğimiz insanlarla bir arada olmak güzel bir duygu. Yani teşekkür ediyorum. Biz sizlerden teşekkür almak için mikrofonunuzu atmıyoruz. Duygularınızı almak istiyoruz. Başlarını geçelim. Merhaba, ben Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Ben bu derneğe geçen seneden beri dernekte burs alıyorum. Allah razı olsun öncelikle. Bütün emeği geçenlerden yani çocukların azıklarından kesip bizlere yardımcı oluyorlar. Ben ailem Afşin'de, buradaki arkadaşlarım gibi ve yurtta kalıyorum, KYK yurdunda. Yani bayağı kalabalık bir yurt ve İstanbul'da dikkatimi çeken en büyük nokta samimiyetsizlik. Yani buraya geldim geldiği insanlarda samimiyet göremiyorum. Ve buraya geldiğimde Allah razı olsun yani buradaki herkesten, yani bir Ali abinin, Nilal abinin, bir Ahmet amcanın yüzünde gülümseme gördüğümde yani Allah razı olsun bir de özümü hatırlamak anlamında çok iyi oluyor. Yani nereden geldiğimi hatırlıyorum ve hepsi de Allah razı olsun her zaman bir ihtiyacım var mı hani ailem uzakta olduğu için bana yardım ediyorlar. Sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da ben derslerim zaten tıp fakültesinde okuyorum çok ağır ve yani buraya geldiğimde de bir nefes oluyor. O açıdan da çok teşekkür ederim herkese emeği geçen. Allah razı olsun. Tıp fakültesi okuyorum amca. Tıp fakültesi. Benim ailem Vakıf Üniversitesi. Birinci sınıfım. Geçen sene geldim. İki senedir de buraya geliyorum. Yani her ayda gelmeye çalışıyorum. O şekilde. Yani çok memnunum. Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten. Yanlış anlıyorsunuz. Stajında olsun gerekenler yaparız. Dernekte samimiyet var diyorsunuz. Dernekte kesinlikle. Yani ben tanımasam bile çoğunu hepsi de hani güler yüze yaklaşıyorlar. Bir ihtiyacım var bir şekilde soruyorlar. Yani ben de sahipleniyorum açıkçası. O şekilde memnunum yani. İyi ki var burada. Yani iyi ki geliyorum İstanbul'da. Yani öyle. Teşekkür ederim. Doktor olduğunuz dışarıda iki tane hasta var. Biri Kastamonu, biri Avşin'i. Önce hangisini alırsınız? Hangisinde geldik buraya da. Yani dediği gibi arkadaşıma katılıyorum. Dışarıda gerçekten bir samimiyetsizlik var. Ama Afşin halkını görmek bile çok güzel bir şey. Siz neredesiniz? Afşin'im aynen ben de.
Yani Ayşin halkı burada toplanıyoruz, gördüğümüzde samimiyet çok güzel oluyor. Niye misafir gibi görüyorsunuz kendinizi burada? Çok güzel başkanım. Misafir olarak yeni gelmişler başkanım. Ben üçüncü... Edersiniz, sizin bütün derneklerin sağ kolu kadın kollarıdır. Sizin kadın kolları hanımefendi Zeynep Hanım'ı da ben her toplantıda görüyorum. Başarılı bir hanımefendi. Emek veriyor, sizden önce geliyor. Organizasyon yapıyor. Şimdi bu akşam da baktım ki ben sizden önce geldim, o da bizden önce gelmiş. Ona mikrofonu vermek istiyorum. Yani neyse, dernek çalışmasını duyduğumuz yani biz. Bu kadar mı? Ne diyeyim ya, bilemiyorum yani. Heyecanlandım yani. Ya hayır, ben bir yıldan beri gerçi bu derneğe gelip gidiyorum ama gerçekten yani önce çok memnunum. Tabii daha genişlemek istiyoruz ama fazla şey yapamayacağız ama inşallah genişleyeceğiz diye düşünüyoruz bayan olarak. Katılımı sağlayacağız. Tabii yeni öğrencilerin sayesinde olacak artık. İnşallah. Bunlar destekleriyle. Evet, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi benim mikrofon sefam bitti. Ama bir cümleyle bitirmiş olayım. Ve ondan sonra Yalçın Başkanım'a vereceğim. Kameracı arkadaşlarımızı da uğurlayacağız. Ben henüz 29 yaşındayken de cemiyetçiliğe başladım. İstanbul'a geldim. Kastamonu'na sahip çıkacağım. Her tarafa gidiyorum. Gençlik de var. Taştan topraktan olsun, Kastamonu olsun diyordum. Sonradan baktım ki her yörenin güzel insanları var. Pırıl pırıl. Yüreğinin güzelliği yüzüne vurmuş. Herkesin gözleri ışıldıyor. Ben birkaç yıl sonra dedim ki nerede olsa olsun ama adam olsun dedik. Bu akşam aranızda olmaktan, yüreği güzel, güzel insanlarla tanışmaktan çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. Bu akşam ben de Afşinliyim. Mikrofonu Ahmet Başkan'a veriyorum. Kime istiyorsa versin. Sonra da kapatırız. Biraz tabii programımıza biz başladık ama Giresun Dernek Başkanımız Yalçın Kaya Biber hocamız da burada. Allah razı olsun. Kendisine de birkaç cümle bir mikrofonu uzatalım. Bir söz hakkı verelim. Akabinde de bir meclis üyesi aramızda var. AK Parti Küçükçekmece Belediye Meclis üyemiz. Ona da inşallah bir söz hakkı vererek final yapmış olalım diye düşünüyoruz. Selamünaleyküm. Dostum, kusura bakmayın. Geç kaldık. Mehmet Başkanım geldi. Avukat. Bir muhabbete girdik. Baktık Ahmet Başkan el Afşin aklımıza geldi. Koşarak geldik. Hakkınızı helal edin gerçekten. Bu konuda ben de vardı. Bu bağlamda da özrümüzü kabul edin. Şükür Başkanım. Evet, özür kabul değil mi? Estağfurullah. Baş tanesi hoş geldiniz. Allah razı olsun. Afşin Der Başkanım, Ahmet Başkanım çok güzel ortam. Allah birliğimizi, barabimizi daim etsin. Biz hep beraberiz. İyi niyet varsa orada başarı vardır. İyi niyet varsa güzellik vardır. Biz de Küçük Bilgi Olsun Derneği olarak denetçilikte en iyi olmayı hedefliyoruz. Sizin gibi. Hepimiz enlerin eni mücadelesinde varsak, hepsi en olmak istersek güzellik ortaya çıkar. Tatlı bir rekabet içine girmekten onur duyarım. Çünkü biz tatlı rekabet içine girersek insanlar karlı çıkar. İnsanlar mutlu olur. Diyorum ki, mesela çok sevdiğim bir slogan var. Ben Giresun Derneği için demiştim. Ey Giresunlar, durmak yok. Yola devam gelmiştir karşıdan. Şimdi size aynısını söylüyorum. Ey denekçi arkadaşlarım, durmak yok. Yola devam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.